Merhaba arkadaşlar. Sınava girmeden önce nasıl bir taktik izlenmesi gerektiği ile ilgili. Hangi bölümde nasıl bir taktik izlenmesi gerekiyor? Bununla ilgili sorular alıyoruz. Bugün özellikle bu soruları cevaplandırmaya yönelik taktik çalışmasını sizlerle paylaşmak istedik. İlk olarak kelime sorularından başlıyoruz. Birinci taktiğimiz kelime tamlaması. Kelime tamlamasında boşluktan önceki ve sonraki kelimeye bakacağız. Şimdi burada boşluktan önceki kelimeye baktığımızda life threatening, hayatı tehdit eden. Şimdi tamlama yapalım. Hemen şıklardan gidelim tamlamaya. Hayatı tehdit eden evidence, ispat olmaz. Challenging, zorlama, meydan okuma olmaz. Hayatı tehdit eden yerine getirme olmaz. Complementary tamamlama, bütünleştirme olmaz. Ama complication diyebiliriz. Yani komplikasyon, hayatı tehdit eden karmaşa. Bu anlamda cevabımız arkadaşlar E şıkkı. Yani dikkat ederseniz diğer kelimeleri okumadan sadece boşluktaki önceki kelimeyi dikkate alarak seçeneklerle tamlamaya çalıştım ve doğru seçeneğe ulaştım. İkinci olarak zaman uyumuna dikkat edeceğiz. Buradan zaman uyumundan gidersek when zaman bağlacımız var. Zaman bağlacı varsa zaman uyumuna bakarız. A şıkkında görüyorsunuz present continuous ve present uyumlu. Çünkü present ile uyumludur. Past ise past ile uyumludur. Yani zaman uyumundan kastımız bu. Present'ın hem kendisiyle hem future ile uyumlu olduğunu, past'ın ise past yapıyla uyumlu olduğunu söylemiştik. B şıkkında had urged ve had gotten var. Arkadaşlar bir cümlede iki tane past perfect varsa onu eleyin. Çünkü past perfect'in mantığında öncelikli olay var. Ancak mantıksal olarak bir cümlede iki tane öncelikli olay olamaz. O yüzden B şıkkını eliyoruz. C şıkkında present'la future uyumlu demiştik, olabilir. D şıkkında burası was urgent gets past continuous'da present uyumlu değil. E şıkkında da past perfect continuous, present continuous uyumlu değil. Yine arkadaşlar bilimsel bu tür olaylarda hastalıklarla ilgili mesela bu tür durumlarda present yapıya yani gets yapı gördüğünüz gibi present yapıya gidebileceğimizi söylemiştik. O yüzden doğru yanıtımız arkadaşlar A şıkkı. Üçüncü taktiğimiz artı ve eksi taktiği. Altını çizerek söylüyorum. Artı ve eksi taktiği özellikle tezat bağlaçlarında kullanılır. Mesela burada hangi tezat bağlacımız var görüyoruz. C şıkkında even without var. Se bile pandemiyi eksi olarak alırsak burayı artı olarak alabiliriz. Artı eksi uyuyor mu? Uyuyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Tabii pandeminin eksi olduğunu söyledik. Hani bir hastalık olduğu için. Choosing NASA's professional spacecraft is not an ordinary process. NASA'nın profesyonel uzay aracını seçmeye karar vermesi sıradan bir aşama değildir. Yani önemli bir aşamadır. Biz bunu artı olarak arıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Close test sorularında nasıl bir taktik izlememiz gerekiyor arkadaşlar? Burada da anlam tamlamasına gideceğiz. 5 tane soru çıkıyor. Bununla ilgili ayrıntıları sonraki videolarımızda anlatacağız. 80 soruluk zaten videolarımız olacak bölüm bölüm. Ayrıntılı olarak anlatacağız ama close testlerde anlam tamlamasına dikkat edeceğiz. Yani mesela kelime sorularında boşluktan önceki ve sonraki kelimeye dikkat ediyorduk ama close testlerde cümlenin bütünlüğüne bakarak, o cümlenin anlamsal bütünlüğüne bakarak hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer arkadaşlar taktiğimiz cümle ve paragraf tamlama sorularında taktiğimiz arkadaşlar bağlaç ve özne uyumuna dikkat ederiz. Mesela şu soruyu çözelim. This university, bu üniversite, öznemiz this university görüyorsunuz. Was one of the earliest exposures of distance learning technology. Buradan yola çıkarsak artı eksiden mesela E şıkkında olduğu var. Tezatlık bağlacı görüyorsunuz.
Burada many of the students spend more time in classrooms. Çoğu öğrencileri sınıflarda bazı vakitlerini sınıfta geçirirler. Burada ama distance learning arkadaşlar, uzaktan eğitim ile sınıfta vakit geçirmek aslında artı eksi olayına giriyor. Artı eksiden kastımız sadece olumlu olumsuz değil. Bu şekilde vice versa dediğimiz ters durumlarda da artı eksi taktiğine gideriz ki burada da yine işe yarıyor. E şıkkı diyebiliriz. Özne uyumu var mı? Var. This university tekil özne. This university arkadaşlar görüyorsunuz its öznesiyle uyumludur. Çeviri sorularında özne ve yüklem uyumuna öncelikle dikkat edeceğiz. Burada öznemiz students arkadaşlar, öğrenciler reap the advantages, avantajlarını ne yapar? Avantajlarından yararlanır. Burada özneye ve fiile bakacağız. Yani yüklem dediğimiz kısım, fiil kısmına özellikle dikkat edeceğiz. Avantajını yaşarlar ya da avantajından yararlanır. Öğrenciler yararlanır. Bakın, uyuyor mu? Uyuyor. Diğerleri uyuyor mu bakalım? Ders çalışabilir? Hayır. Uzak kalmaktadır? Hayır. Sahip olabilir? Hayır. Çalışabilmektedir? Hayır. Bakın sadece yüklemden A şıkkına gidebiliriz. Paragraf sorularına baktığımızda nicel taktik burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Paragraflarda nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara gelecek olursak seçeneklerde kesin yargı ifade eden ve miktar bildiren sözcüklere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Only, totally, all, almost, nearly gibi. İlk ve son cümlesini mutlaka okuyalım ve oraya odaklanalım. Çünkü paragrafın temel fikri ya ilk cümle ve son cümlede genelde ortaya çıkıyor. Tümden gelen ve tüme varın mantığından yola çıkarsak. Paragraflarda zaten direct ve indirect sorularına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada nicel taktiğinde kastımız tabii ki daha çok burayla alakalı arkadaşlar. Tabii bunun yanı sıra bunlara dikkat edeceğiz. Bunlarla ilgili ayrıntılı soruları da birlikte çözeceğiz tekrardan arkadaşlar. Sadece buralara daha çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ekstra açıklamalarımıza tabi yapıyoruz. Boşluk öncesi ve sonrası taktiğimiz var 8. olarak. Burada da diyalog sorularında arkadaşlar karşımıza çıkıyor bu. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Boşluktan önce ve sonraki cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani diyalog sorularında 4-5 cümle de olabilir. 3-4 cümle çıkabilir ama bizi asıl ilgilendiren kısım neresi? Boşluktan önceki cümle ve sonraki cümle, buralara dikkat edeceğiz. Eş anlamlı kelimeler taktiğinden de arkadaşlar bunları yakın anlamlı cümle sorularında çözmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz İngilizce'den İngilizce veriliyor. Tekrar İngilizce soruluyor bize. Çeviri sorularında olduğu gibi yine özne yüklem uyumundan başlayarak bildiğimiz anahtar kelimelerden yola çıkıyoruz. Ve en çok eş anlamlı kelimeler hangisindeyse ona yakın işaretliyoruz. Tabii bunun dışında farklı sorular da olabiliyor. Onları da dediğimiz gibi ayrıca açıklayacağız. Biz bu taktiklerde özellikle ön plana çıkan taktikler, hani hangisini uygularsam daha çok işime yarar, bunun üzerinde duruyoruz. Son olarak arkadaşlar, anlam bütünlüğünü bozan cümleler var. Biliyorsunuz zaten anlam bütünlüğünü bozan cümleleri. Burada da genel ve özel yapı dediğimiz kısım şu. Mesela diyelim ki 5 tane cümle var. Spesifik olayı anlatıyor. Bir anda genel bir olaya geçti. Mesela bir tanıma geçti. Dolayısıyla anlamı bozacak olan nedir? O tanım cümlesidir. Genel bir ifade olduğu için. Bunun dışında olumlu, olumsuz cümle yapılarına dikkat edelim arkadaşlar. Bir de çok fazla ayrıntıya takılmayalım. Yani basit düşünerek soruları çözmeye çalışalım. Zaten bizim sloganımız da Think Simple. Ayrıntılı sorularımız var. Bunları çözeceğiz. Ancak ön bilgi pratik anlamında bu dersimizi kısa tutmaya çalıştık. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Çekmemizi istediğiniz farklı dersler veya istediğiniz dersler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Tabii ki bunları dikkate alarak çalışmalar yapacağız. Çünkü asıl amacımız burada ücretsiz eğitim verip sizlere faydalı olabilmek. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Görüşünceye dek hoşça kalın.